Arkadaşlarım merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi psikoloji yöntem ve tekniklerindeyiz. Nelermiş psikoloji yöntem ve teknikleri? Betimsel yöntemlerimiz var, deneysel yöntemlerimiz var, istatistiksel yöntemlerimiz var. Betimsel yöntemler test ve anket, mülakat görüşme, vaka, olay incelemesi, gözlem, doğal ve sistematik gözlem olarak ikiye ayırıyoruz diyeceğiz. Deneysel yöntemlere baktığımızda bağımlı bağımsız ilişkimiz var. Kontrol ve deney grubumuz var. İstatistiksel yöntemlerimizde de korelasyon diyeceğiz. Ne olduğunu açıklayacağız. Pozitif korelasyon, negatif korelasyon ve nötr korelasyon diye açıklamalarında bulunacağız. Şimdi gelelim betimsel yöntemlere dostlar. Betimsel yöntemler test ve anket dedik, mülakat görüşme dedik, vaka olayın incelemesi dedik. Doğal gözlem dedik. Şimdi betimsel yöntemlerden test ve ankete baktığımızda e, önce betimsel yöntemin ne olduğunu söyleyeyim isterseniz. Betimsel yöntem e, betimsel ve tanımlayıcı yöntem olarak da e, söylenebilir ya da karşımıza çıkabilir. Neden sonuç ilişkisi kurulmaz aralarında? İncelenen olayların açıklaması ve tanımlanması yapılır aslında. Test ve ankete geldiğimizde de e, belirli bir sorunla ilgili olarak geniş kitlelerin düşüncelerini öğrenmek ve ee, soru formları soru formlarıyla e, bu bilgilerin toplanmasına e, test ve anket yöntemi diyebiliriz. Daha da aslında basitleştirmek gerekirse bu aklınıza daha iyi kalır. Anket ilki ölçer aslında arkadaşlar sorular iyi hazırlanmalı ve e, cevap verenin içtenlik ve samimi doğru bir şekilde cevap vermesiyle oluşan e, ilgi ölçer, ilgi testi, ilgi ölçer diyebiliriz aslında ankete. Teste baktığımızda da teste bilgi ölç, ölçer. Ne, ne, mesela biz şu an e, TYT ayet ediyoruz, KPSS diyoruz DYS ediyoruz. Bu sınavlara baktığımızda bunlar da bizim bilgilerimizi ölçen testlerdir sevgili dostlar. Mülakata gelelim. Mülakat görüşmede e, detaylı bilgi toplamak içindir mülakatlar, e, görüşmeler. Karşılıklı konuşmalarla bilgi toplanmasına dayalıdır. Görüşmenin zaman soruları bellidir ve e, bu yöntemin de başarılı olması için karşılıklı güven olması gerekir. Klinik psikologlar daha çok kullanıyor bu mülakat görüşme yöntemini. Vaka olay incelemesine baktığımızda da e, geçmiş yaşantılarımızı derinlemesine araştırıyor. Vaka olay incelemesi e, klinik tedavide kullanılıyor. Hani demiştik ya Freud bilinçaltından bahsediyor diye. Burada da Freud'un bilinçaltı çözümlemelerinde kullandığı yöntemdir. E, özgeçmiş yaşantı larımız, yaşadığımız önemli olaylar, işte hastalıklar, soy bilgisi, ne yaşadıysak geçmişimize derinlemesine araştırma yapıp sorup sorguluyor. Gözleme baktığımızda da doğal ve sistematik gözlem olarak ikiye ayırıyoruz. İç gözlemle de katabiliriz bunun içerisine. İç gözlem neydi? Kişinin kendi kendisine dönmesiydi, değerlendirmesiydi. Doğa gözlemde e, araştırmanın araştırdığı olaya, davranışa müdahale edilmiyor kesinlikle. E, olay kendi fiziki şartları içinde izleniyor. E, doğallığı bozulmuyor, bozulmaması gerekiyor. Tekrar yok çünkü bunu tekrar yapılamaz. E, gözlemci izlediğini belli etmemeli, fark ettirmemeli. Örnek olarak işte video kaydı, gizli kameralar verebiliriz. Doğal gözleme. Sistematik gözleme baktığımızda da Olaylar kurgulanır. Yer, zaman, e, durum, koşullar önceden gözlenmiş tarafından belirlenir ve o burada da olaya müdahale e, yoktur arkadaşlar. Buna da örnek olarak reklamlar e, diyebiliriz. Şimdi betimsel yöntemlerden sonra gelelim deneysel yöntemlere. Deneysel yöntemlerimize baktığımızda da e, bunları da aslında e, bağımlı bağımsız değişken kontrol ve deney grubu olarak diye. Biliyoruz şöyle ayarladım. Evet şimdi değişken nedir? E, durumdan duruma değişen demektir sevgili dostlar. Şimdi değişken durumdan duruma değişebilen e, dedik. Neden sonuç bağ kurarak değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyene de deneysel yöntem diyoruz. Şimdi bağımsız değişkene baktığımızda bağımsız değişken sonuç üzerinde etkisi olan değişkendir. Yani e, neden sonuç ilişkisi, ilişkisi içerisinde neden durumunda? neden durumunda yer alan değişkendir. Yani aslında etkileyendir. Bağımlı değişkense neden sonuç ilişki içerisinde sonucu belirleyen, sonuç durumunda yer alan değişkendir. Ben şimdi size bir örnek söyleyeyim arkadaşlar. Örnekle daha iyi aklınızda kalacaktır. Şimdi ders çalıştım yüksek puan aldım diyelim. Mesela şöyle buraya yazalım. Ders çalıştım ve yüksek puan aldım. Yüksek Puan aldım dedik. Şimdi buraya baktığımızda yüksek puan alma ders çalışmama bağlı değil mi arkadaşlar? Yüksek puan alma ders çalışmama bağlı. Yani ee, nasıl diyeyim? Ders çalışmamda burada ee, bağımsız değişken oluyor. Neden? Etkiliyor. Yüksek puan almamı etkiliyor. Buna bağımsız değişken diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Ders çalışmam bağımsız oluyor. E, bağımsız değişken oluyor çünkü olayı etkiliyor. Önce biz sonucu buluyoruz tamam mı? Sonuç ne burada? Yüksek puan almak. Sonucu bulduktan sonra yani bağımlı değişkeni bulduktan sonra neden zaten karşımıza çıkıyor? Neden yüksek puan aldım? Ders çalıştım da o yüzden yüksek puan aldım. Bu da bağımsız değişkene giriyor. Bu örnekle daha kolay aklınızda kalacaktır. Şimdi kontrol grubu deney grubuna gelelim. Kontrol grubu deney dışında tutulan gruptur. Yani müdahale edilmez. Kendi kendine bıraktığımız gruptur. Deney grubuysa deneyde etkisi incelenen grup yani e, durumu değiştirilen grup araştırılmak istenen konunun uygulandığı grupta diyebiliriz bunlara sevgili dostlar. Şimdi istatistiksel istatistiksel yöntemlerimize gelelim. Onlara bir bakalım. Ona göz atalım. İstatistiksel yöntemlere de korelasyon dedik. Pozitif, negatif ve nötr korelasyon Değerlendirmesini alacağız. Şimdi önce korelasyona bakalım. Korelasyon neymiş onu bir, e, bilelim. İlişki iki değişken ya da iki olay arasında ilişki var mı yok mu ona bakacağız. Onu değerlendireceğiz. Neden sonuç bağı kurmayacağız tamam mı arkadaşlar? Şimdi pozitif korelasyonda aslında değerlerin birlikte azalıp artması diyeceğiz olayın olumlu ya da olumsuz olmasına bakmıyoruz tamam mı değişkenler birlikte mi artıyor birlikte mi azalıyor bizim için önemli olan o pozitif korelasyonda ne diyelim tekrar yaptıkça tekrarlarım arttıkça hatırlamam da artar sevgili dostlar değil mi tekrarım arttıkça Şöyle yapalım. Tekrarım arttıkça hatırlamam da artar. Bakın beraber arttılar tamam mı? Negatifte de değerlerden biri artarken diğeri azalıyorsa ya da tam tersi işte biri azalırken diğeri artıyorsa buna bakacağız tamam mı? Yani ters orantı da diyebiliriz buna. Bunun örnek ne diyelim? İşte aşırı kaygım varsa, yüksek kaygım varsa öğrenmem azalır. Aşırı kaygım varsa bakın arttı, öğrenmem azalır bu da indi tamam mı? Çapraz yani Ters gidiyor, zıtlarına gidiyor birbirinin diyebiliriz aklınıza kalması için. Nötr'e baktığımızda nötr korelasyonda değerler arasında hiçbir ilişki yoktur burada tamam mı? E diyelim mesela ben e, yeşil gözlüyüm işte yeşil gözlü olduğum için de e, öğretmen oldum. Hiçbir alakası yok, değil Birbirleriyle arasında hiçbir e, mantıklı bir şey yok, biri artıyor, biri e, hiç olmayacak bir şey, e, aralarında hiçbir ilişki olmayacak diyebiliriz. Şimdi korelasyonlar da e, unutmayalım, artı ve eksiye bakmıyoruz kesinlikle. Tamam mı? Hangisinde yüksek ilişki varsa ona bakıyoruz. Bakın, mesela buna da bir örnek yazayım. Ben size diyelim ki eksi 0 70, işte e, 0 45 işte 0, 30 ya da 0, 0 diyelim tamam mı? Eksi ee, 90 diyelim bir tanesine de eksi 0,90 diyelim. Şimdi buraya baktığımızda korelasyonlar arasında hangisinin ilişkisi daha yüksek bir ilişki var dediğimizde hemen hop ortalama bakıyoruz pozitif 0,45'e gidiyoruz. Hayır öyle yapmıyoruz. İşaretleri kapatıyoruz. En yüksek derece hangisi işaretlerine bakmadığımız için en yüksek ilişki düzeyi 0,90'da diyoruz sevgili dostlarım. Anlaştık mı? Bunlar bu kadar. Böyle basit. Ben hemen tekrar yine söyleyeyim size isterseniz. Psikolojide yöntem ve tekniklere baktık. Psikolojik yöntem ve teknikleri değerlendirdik. Betimsel yöntemler dedik, deneysel yöntemler dedik, istatistiksel yöntemler dedik. Test, anket, mülakat, görüşme, vaka, olay ve gözlem betimsele giriyor. Deneyselde de bağımlı, bağımsız değişkenimiz var, kontrol grubumuz var, e, deney grubumuz var. İstatistiksel yöntemde de korelasyonumuz var, pozitif, negatif Nötrü korelasyonlar sevgili dostlarım. Bağımlı bağımsız değişkeni unutmayın. Neden sonuç ilişkisi sırasında neden sorusuna cevap veren bağımsız değişken, bağımlı olan da neydi? Sonucu belirliyordu. Neydi? Yüksek puan aldım. Neden? Çünkü ders çalıştım. Ders çalıştım. Etkileyen de yüksek puan aldım da bağımlı olan değişkenimdi. Unutmuyoruz sevgili dostlar. Korelasyonda pozitifte ikisi de artacak ya da azalacak değerler. Negatifte de, birisi artacak birisi azalacak. Nötrde de aralarında hiçbir fark bağlantı olmayacak. Kendinize iyi bakın, çok sağlıklı ve çok başarılı kalın. Görüşmek üzere diğer videolarımızda.